Ankara'da Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız vardı. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Çalık hem Türkiye hem de Malatya ekonomisini bir kez daha değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, en önemli konut satışının pandemi döneminde yapıldığını, bunun en önemli vesilesinin de inşaat sektörünün ticaret ve ekonomiyi canlı tutan bir alan olması olduğunu söyledi. Ankara'da Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız vardı ve bu toplantı içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Türkiye'deki ekonomiyi hem de Türkiye gündemini değerlendirdik. Ve bugün Ticaret Sanayi Odası'nı ziyaret etmemizdeki en önemli etken hem Türkiye ekonomisini hem de Malatya ekonomisini bir kez daha değerlendirmek. Pandemi sürecinde özellikle ticaretin ve sanayinin nasıl etkilendiğini, etkilenmemesi için alınan tedbirleri ve bundan sonra yapacaklarımızı konuşmak üzere. Dünyanın pandemi sürecinde ekonomik krizleri yaşayıp aşamadığı bir dönemde özellikle sanayi üretim endeksinin Nisan ayında dip yapması, sonrasında Haziran ayında çok ciddi bir ve hızlı bir toparlanmayla eski seviyesine ulaşması çok önemli bir veri. Perakende üretim endeksine baktığımızda da yine aynı etkiyi görüyoruz. Nisan ayında dip yapan bir süreç var. Sonrasında Haziran ayında aynı piki perakende sektöründe de görüyoruz. Özellikle konutlar konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli konut satışının yapıldığı dönemi bu pandemi döneminde görüyoruz. Bunun da en önemli vesilesi bu inşaat sektörünü çok canlı tutan bir alan. Ticareti ve ekonomiyi çok canlı tutan bir alan. Bu vesileyle de konut satışındaki %900'lük artış Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gösterge. Deprem ve pandemi süreciyle birlikte Malatya ekonomisini çok ciddi manada dinamik tuttuğumuzu düşünüyorum. Doğu Anadolu bölgesinin en fazla ihracat yapan ilinin Malatya olduğunu kaydeden Çalık, arıtma tesisinde ihale sürecinin de başladığını açıkladı. Birinci organize sanayi, ikinci organize sanayi ve üçüncü organize sanayi Doğu Anadolu bölgesinin en fazla ihracat yapan ili Malatya ve bu ihracat göstergeleriyle birlikte sanayinin daha da güçlenmesini istiyoruz. Bunun için yatırımcılarımızın kapıda beklediği bir dönemde üçüncü organize sanayi diye nitelendirdiğimiz birinci organize sanayiye bağlı olan yaklaşık 12 milyon metrekarelik alanın kamulaştırma ile ilgili yaşanılan sorununu 40 milyon ödenek hem Berat Bakanımız hem Varank Bakanımız destekleyerek gönderdi ve kamulaştırmayı Ticaret Sanayi Odası Başkanımız ve Organize Sanayi Yönetimimiz Valimizin koordinasyonunda kamulaştırmayı yapıyorlar. Aynı zamanda organize sanayide yaşamış olduğumuz arıtma sisteminin öncelikle revize edilmesi için Fırat Kalkınma Ajansı'nın Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın hazırladığı proje çerçevesinde kabulü sağlanmış ve bu arıtma sistemindeki revizyonla birlikte yaklaşık %70'lik arıtma sisteminden kaynaklanan aksaklıklar ortadan kaldırılacak inşallah. Pandemi döneminde Nisan ayında bunun ihalesi yapılacaktı. Pandemi dönemi atlatılsın düşüncesi vardı ve bütün ihaleler durdurulmuştu. Şimdi ihale süreci yeniden başlamış vaziyette. Milletvekili Çalık, Malatya için madenle ilgili yapılan yatırımların büyük önem taşıdığına işaret ederek, Hekiman Hasan Çelebi'de 1 milyar dolarlık yatırımın Malatya'ya kazandırılacağını kaydetti. Şu anda Hekiman Hasan Çelebi'de yaklaşık 750 milyon dolarlık, ki bu rakam 1 milyar dolara kadar çıkacak, hem Malatya ekonomisi için hem de Türkiye ekonomisi için çok önemli, çok çok önemli ve kamulaştırmaları tamamlanıyor, yatırımlarına başladılar, laboratuvarlarını kurdular, alanla ziyaretlerini yaptık ve inşallah bu demir filetleme tesislerinin inşasıyla birlikte orada hem inşaat sektörü canlanacak, evler yapılacak, orada çalışan yaklaşık ilk etapta 1000 kişi için evler yapılacak, hem inşaat sektörü canlanacak, hem barajlar yapılacak. Dolayısıyla bağlantılarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık, yani eski parayla yaklaşık TL ile söylediğimizde 7 katrilyonluk yatırımı Malatya'mıza Allah nasip ederse kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Allah nasip ederse buranın açılışını Cumhurbaşkanımıza yaptırmak üzere de konuştuk.
hep birlikte temel atma sürecini de beraberce yaşayacağız. Çalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin merakla beklendiğini belirterek bazıları dizi izleyip senaryo yazarken biz tarih yazmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanımızın dün yapmış olduğu çok güzel bir açıklama. Çok mutlu etti. Herkes müjdenin ne olduğuna dair beklentilere girmiş vaziyette. Akdeniz'de, Karadeniz'de, uluslararası alanda birçok çalışmalar yapılmakta. İnşallah Cuma günü müjdemizi yarın hep birlikte göreceğiz. Bazıları dizi seyrediyor, bazıları senaryo yazıyor, bazıları muhalefetle işbirliği tutarak dış mihraklar dediğimizin kimler olduğunu hepimiz görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapmak isteyenler dizi seyretmeye devam etsinler, senaryo yazmaya devam etsinler. Biz tarih yazmaya, tarih yapmaya Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle devam edeceğiz inşallah diyorum.